arkadaşlar. Bugün grammar partımızla devam edeceğiz. Grammar olduğu için birazdan Türkçe açıklamalarla devam edeceğim. Şimdi konumuzun başlığına bir bakalım. Third conditional demiş. Sanki ben bu conditional'ı, third'ü bir yerlerden duydum. Third değil ama sanki başka formlarını duymuş gibiyim. Tanıdık geliyor bana. Nereden? Biz first conditional'ı işledik, second conditional'ı işledik. Şimdi ise sıra third conditional'da. Önce benim iki tane örnek cümlem var. Textimin içerisinden alınmış. Hangi textimi hatırlayın? Geçen derste hikayeler okumuştuk. Onların içerisinden iki cümle çekilmiş ve bize yapıyı göstermek için buraya yerleştirilmiş. Şimdi önce bir kaç sorumuz var? Bu sorulara cevap verelim. Her cümle için ikişer tane sorum var. Diyor ki, if we had run, eğer koşsaydık, treni kaçırmayacaktık. Koştuk mu? Hayır, koşmadık. Peki treni kaçırdık mı? Evet, treni kaçırdık. Peki, benim bu eylemim ne zaman gerçekleşti? Past. Nereden anlıyorum? Şurada zaten past perfect görüyorum. Bir buradan anlayabilirim. Bana soruların bakın, koşmuşlar mı? Hayır. Dihile sorulmuş. Oradan da ben past olduğunu anlayabilirim. Demek ki benim third conditional'ım past zamanla alakalı. Hemen diğerine bakıyorum. If I hadn't listened to my mother, I wouldn't have got into trouble. Annemi dinlemeseydim başım belaya girmeyecekti. Annem bana şunu yapma demiş. Ben bunu yapmamış mesela, yalan söyleme demişti burada annesi çocuğa. Çocuk da yalan söylemiyor, dersin sıkıcı olduğunu ifade ediyor ve başı belaya giriyor. Bundan bahsediyordu. Burada ben yine eylemin gerçekleşmediğine bakıyorum şimdi. Ben annemi dinlemeseydim başım belaya girmeyecekti. İşte arkadaşlar, geçmişteki bir olayın farklı sonuçlar doğuracağını ifade etmek isterken ben third conditional'ı kullanıyorum. Mesela sınava çalışmadım ama sınava girdim ve sınavdan düşük aldım. Bakın, eylem gerçekleşiyor. Sınava girme eylemini yapıyorum ben. Diyorum ki, daha çok çalışmış olsaydım bu sınavı geçerdim. Ben geçmiş miyim bu sınavı? Hayır. Daha çok çalışmış mıyım? Hayır. Tamam mı? Eylem hani farklı sonuçlarda bulunabilirdi, farklı sonuçlar doğurabilirdi şeklinde böyle biraz pişmanlık gibi, wish clause gibi ifadelerimizi içerir aslında. Şimdi burada rule'umuza bakalım, nasıl oluşturuyormuşuz biz bu yapıyı. Condition clause, hemen hatırlıyorum ilk cümlemde ne vardı? Altında çizmiştim. Past perfect vardı arkadaşlar. Past perfect neydi? Have artı verb 3'di. Result clause'unda would or wouldn't have, şöyle bakalım, past participle demiş. Buraya would have done yapısını kullanabiliriz arkadaşlar. Ya da ne diyorum? Fiilin üçüncü halini. Diyor ki, the condition clause can come before or after the result clause. Bunu zaten biliyoruz. Ne demiştim ben size? If başta da olabilir. Ya da if şöyle, özür dilerim, şurada bir dilim oluyordu benim. Eğer ifli cümlem şu şekilde yapsak daha iyi olacak. Mesela if'in başta ise, şuraya bir cümlemi yazıyorum past perfect'le. Geriye kalan kısmım benim sonuç cümlemdi, yani result cümlemdi, would have done'lı kısmımdı, onu da buraya yazıyordum. Ama eğer bir if'im ortadaysa, ben would have done'lı kısmı buraya yazıyordum, artık arada bir gün yoktu, if'imi yazıyordum ve past perfect'li yapımı buraya getiriyordum. Bunu bir kez daha hatırlamış olalım. Bütün conditional'lar için bu geçerliydi. Şimdi diyor ki, match the parts of the sentences. Bunları eşleştireceğiz arkadaşlar. Diyor ki, if I had studied harder. Şimdi bunları önce kendiniz eşleştirin lütfen. Diyor ki, eğer daha çok çalışsaydım nasıl olurdu? Sonuç değil. The test would have been a lot easier for me.
test benim için çok çok daha kolay olurdu. If I hadn't studied so much, eğer çok fazla çalışmasaydım, bakın burada çalışsaydım diyor, burada çalışmasaydım diyor. Cevabım ne olacak? A. I wouldn't have passed the test. Testi geçemezdim dedim. Bakın diyor ki çalışmasaydım. Çalıştım mı ben? Çalışmışım. Burada çalışmış mıyım? Hayır, çalışmamışım. Daha sıkı çalışmamışım daha doğrusu. Üçe geçiyorum. Would she have been late for school? Bakın ne yapmış? Would'u buraya getirmiş. O zaman ben ne arayacağım burada? Bir if arayacağım. Aşağıda ilk cümlelerden bir tanesini kullanacağım. Zaten benim elimde ne var? B ve E'de. Yani B ve E'de var ifli cümlem. O yüzden diğerlerini zaten ediyorum. Ne yaptım? B oldu. If she had got up when her alarm rang. Diyor ki eğer o alarmı çaldığında kalsaydı okula geç kalır mıydı gibi bir soru yöneltmiş. Fourth one, if she hadn't got up when her alarm rang. Şimdi artık ne yaptım? Özür dilerim. If we, aşağısıyla çok benzer. If she hadn't got up when her alarm rang. Bu sefer ne yapmış? İlk cümleyi başa almış. Bu sefer de yine geç kalmayla ilgili bir şey söyleyeceğim ama onu sonuç cümleme getiriyorum. Alarmı çaldığında kalkmamış olsaydı, yani kalkmasaydı alarm çaldığında bir sonucum var. If she wouldn't have had time for breakfast. İşte kahvaltıya yetişemezdi. Kahvaltı için zamanında burada bulunamazdı ya da kahvaltı zamanında yapamazdı gibi bir anlam veriyor bize. Bakın her cümle diğer cümlesinin bir devamı gibi. Yani birbirlerine benzer iki farklı formda kullanmış. Hani olumlu olsaydı ne olurdu, olumsuz olsaydı aralarındaki anlam farkı nasıl olurdu? Devam ediyorum. Son iki tanem kaldı. If we hadn't spent all our money. Eğer biz bütün paramızı harcamasaydık. Harcamış mıyız parayı? Harcamışız. Ne olmuş? C. We would have bought him a present. Ona bir hediye alırdık. Şimdi 6'ya bakıyorum. Bakın. Would'lu bir yapıyorum. Ben buraya ifli bir şey getireceğim o zaman. Zaten sonuncusu. İyi gelecek. If we had spent it all on food. Eğer hepsini yemeğe harcasaydık, we wouldn't have had enough money to go to the cinema. Ben harcamış mıyım bu parayı? Bütün paramı yemeğe harcamış mıyım? Hayır, harcamamışım. Eğer harcasaymışım, ne olacakmış? Sinemaya gitmek için yeteri kadar param olmayacakmış. Arasındaki anlam farkı umarım oturmuştur. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız canlı derste lütfen bana sorun, şuraya bir soru işareti koyarak. Zaten bunu tekrar gösterecektim. Biliyorsunuz canlı derslerin girişinde hemen bir bahsediyoruz kısaca. Şimdi diğer bir aktivitemiz şu şekilde yapsak daha iyi olabilir. Burada third conditional'da cümlelerimizi yapacağız. Şimdi demiş ki zero'yu vermiş ama şurada yazmış yine. Arkadaşlar aslında buraları görmezden gelsek de olur. Burada belirtmiş zaten. If she hadn't been so rude. Bakın not be'yi vermiş. Olumsuz bir yapım var. Ben hemen ilk bir cümlemde past perfect geldiğini hatırlıyorum. Past perfect'te had ya da hadn't artı fiilin üçüncü hali geldiğini hatırlıyorum. O yüzden buraya ne yaptım? Hadn't been yaptım. O işte bu kadar kaba olmasaydı, çok kaba olmasaydı, kaba mı? Kaba. I would have helped her. Ona yardım eder. Etmiş miyim? Hayır etmemişim. O kaba mıymış? Evet kabaymış. Şimdi bakıyorum not in line demiş. İfli cümlem burada sadece yapıdan bile çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. İfli cümlem past perfect olurdu. O yüzden if Paul hadn't invited me to his party. İkinci yapım ne olurdu? Would have done yapısını alırdı. Would have been. Done dediğin neydi? Fiilin üçüncü haliydi. Be fiilin üçüncü hali. Been olduğu için özür dilerim. Bu iki oldu. Buraya bir link getirdim. Şimdi ikinci cümleme bakıyorum. Sorry. Yine ilk cümlem başta. And
enter diye bir verbum var. If she had entered the competition, I'm sure she would have won it. Eğer yarışmaya katılsaydı, ben eminim ki o kazanırdı. Yarışmaya katılmış mı? Hayır. Kazanmış mı? Hayır. Şimdi bakın, dikkat edin. If'imi ortaya getirmiş benim burada. Hemen yapıp hatırlıyorum. Neydi? Bakın, buralarda if başlarken, ortaya virgül gelirken burada gelmedi. If'den önceki cümlem benim result cümlemdi. O zaman buraya would have done kalıbını getiriyordum. Golun üçüncü hali got'dır. Would have gone şeklinde oldu. They would have gone in the sea if they hadn't forgotten. Forget fiilinin üçüncü hali. Forgotten their swimsuits. Fourth one. Again, our if in the middle. So I'm going to bring here would have gone structure. We wouldn't have won here, win turns on the game if he hadn't scored that goal. Alright. Evet arkadaşlar, bu kısmımızda diyor ki read the statement, imagine a different past and write as many third conditional sentences as you can. Compare your ideas with a partner. My grandparents met each other, they say. You are going to write some ideas on your notebook, alright? Now we are coming to the vocabulary part. Let's make it bigger and try to understand what is coming. Talking about consequences and reasons. Consequence and reason, you know what they mean. Consequences, result, reasons, why. Okay? Sebep, sonuç arkadaşlar. Consequence, sonuç demek. Reason, sebep demek. Şimdi sebep ve sonuçlardan nasıl bahsediyormuşuz onu anlamaya çalışacağız. Öncelikle size bazı resimler vermiş. Ve bu resimleri şu aşağısıyla eşleştirmenizi istemişim. Şimdi anlamdan çıkaracağız arkadaşlar. Ve eşleştireceğiz. Diyor ki, why did you stop playing? Because it started raining, mom. Diyor ki, play. Neden oynamayı bıraktınız diyor. Burada oyun oynamakla ilgili bir resim bulacağım. Bir de diyor ki, bir ipucu daha var. It started raining, mom. Hani yağmur yağmaya başladı diyorum. Hemen bu zaten beni cevabına götürüyor. D. Two, so your parents are angry with you again. Yes, it's because of my bad grades at school. Şimdi ben burada ne aramalıyım? Angry. Bir kızgınlık, bir şey aramam gerekiyor. My bad grades diyor. Kötü sonuçlarım, bir de bunu da bulabilirim. C'de zaten ne yapıyorum? Okulda olduğumu hemen şuradan çıkarıyorum. Burada bir hani üç kişiden bahsetmiş. Burada muhtemelen daha farklı bir konu var. Tabii ki hepsine bakarak cevaplamak ve cevabımızı kontrol etmemiz gerekiyor. I was really hungry when I got home from school. That explains why there are any biscuits left in the cupboard. Şu kelimeye dikkat etmeniz lazım. Cupboard şeklinde okunuyor arkadaşlar. Cupboard falan değil. Hangisi? Buraya diyor. Cupboard'dan zaten çıkarabiliriz. Biscuits diyor. Şurada sanki parçaları var gibi bisküvinin. Sonuncusu da I forgot to invite Jim to my party. So that's the reason he looks so upset. Bu yüzden üzgün gözüküyor diyor. Birini davet etmeyi unuttuğunu başka birine söylüyor. Bakın üç kişi var demek ki burada. Bu da B'ye götürüyor beni. Şimdi ben nasıl ifade ediyorum ona bakacağım. Biraz daha şu kısmı büyüterek bakacağım. Bakın why demiş. Ben sebebi nasıl soruyorum? Niçin sorusuyla soruyorum. Açıklıyorum çünkü it started raining mı? Yağmur yağdığı için de diyebilirsiniz. Çünkü yağmur yağmaya başladığı da diyebilirsiniz bu cümle için. Because için ve çünkü anlamında kullanabilirsiniz. So your parents are angry with you. Again yes, it's because of. Bakın altını çizin. Çok kullanılır. Because of yüzünden.
yüzünden ve neden kızmışlar? Onun kötü sınav sonuçları yüzünden, kötü notları yüzünden, because of. Diğerine bakıyorum. I was really hungry when I got home from school. Okuldan geldiğimde çok aç oluyorum. That explains why there. That explains why. Bu neden olduğunu açıklıyor. Bir şey olmuş, neden olduğunu açıklıyor diyor. Neden cupboard'da hiç bisküvinin kalmadığını açıklıyor diyor. Niçin hani orada bisküvi kalmadığını açıklıyor. Belli oluyor artık falan gibi bir anlamı var. That explains why'ı. Bakın that explains why demiş. Peşinden bir cümle kurmuş. Ama because of'dan sonra bakın. Phrase getirmiş. My bad grades demiş. Benim kötü notlarım yüzünden demiş. Burada because'dan sonra cümle gelmiş. Bunlara da ayrıca dikkat edelim. I forgot to invite Jim to my party. Jim'i partime davet etmeyi unuttum. So that's the reason he looks so upset. That's the reason demiş. Demek ki, bak so that's the reason şeklinde de alabiliriz. Demek bu yüzden hani sana sinir, üzgün görünmesinin sebebi buymuş demek ki gibi bir anlamı var. That's the reason. Arkadaşlar dedik ki, complete the sentences with your own ideas. Şimdi bu açıklama kelimeleriyle siz kendiniz buraları dolduruyorsunuz. Mesela bir tanesini ben yapayım. Dedim ki, my football team lost again yesterday. Benim takımım dün kaybetmiş. That explains why. Nasıl diyelim? Karşısındaki kişi söylüyor olsun. Why you look so angry? Demek bu yüzden o kadar sinirli gözüküyordun gibi bir anlam veriyor arkadaşlar. Bu şekilde diğerlerini de doldurmanızı istiyorum. Bu kısmı geçiyoruz ve culture part'a bakıyoruz arkadaşlar. Bizim bir article'ımız, daha doğrusu böyle blog tarzı bir şeyimiz var. Ne hakkındaymış bir görelim. Let's move on in English right now. Strange laws around the world. Strange laws. What does it mean, strange laws? It's like rules given or let's say established rules. Established by the authority, like TBMM, okay? TBMM says you have to, what can I say? You have to, you can't go outside at 12 o'clock. You cannot go outside, okay? This is rules, strange laws, okay? Laws, established rules by the authority. Look at the pictures and answer the questions. Let's look at questions. Each picture is about strange law. What do you think the law is for each picture? One person is not breaking a strange law. Can you guess which one? Okay? Here. Which one is strange law? And someone is breaking probably one is... Wait. Okay. This is breaking a strange law, I guess. And this is two of them are implying us two rules. We are gonna learn it. Read the blog and do the quiz. Here. Let's read Georgie's blog spot, weird blogs. The other day, someone told me about a very, very strange law in the country, so I decided to look for more weird laws. When a country brings a law, it makes sense at the time. Sometimes, however, the law just stays, even when the reason for it has gone. Okay? Nonsense rules. A lot of different places have laws that might think are strange. I decided to
give you a quiz. Read each law and choose which place you think the law is from. You are going to make a guess. Okay, first of all, do it yourself, make a guess and then answer with me. Under a hair dryer.
It's a crime to eat crisps in the USA. I don't remember about something crisps. Okay, you mustn't start your car if there are children underneath it. Yes. You can't buy a light bulb yourself. It's not about buying, it's about fixing it, okay? Not buying. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi. Vocabulary part'ımızla. Öncelikle şurada bazı şeylere dikkat çekmek istiyorum. Bazı kelimelerimiz var. Written in bold letters. Focus on them and then let's do this activity. Vocabulary part. There are 8 words and phrases involved in the text. Match them with these meanings, okay? You are going to match the meanings with the phrases. Okay. Doing something that is not allowed. Breaking the law. Let's write like this. It's W. And with the top of part at the bottom. You didn't see it, but there is an answer key here. And it says, have fun, the answers are at the bottom upside down. So, as we understand, let's write, upside down should be here. Have something that is yours. Have something that is yours. Your own, okay? Your belonging. Something a person does that is not allowed by the government of a country. I told you before. Crime, okay? It's a crime if you didn't do something established by government, by the authority. Arrive in a place or situation because of something you did. End up. A place where criminals are put and they cannot leave, you know it. Prison, you can remember maybe prison break. But not, what is this but not? Except, you can do everything but not sleeping in my bed. When I say, except sleeping in my bed, alright? Against the law, illegal, like in Turkish, illegal. And the last part. Here is a writing activity, a set of rules. Marta wrote a set of rules for her health and her family for weekends. What does she say about? Okay, here you are going to read it on your own. I'm just going to give the answers, okay? You are going to read the text and then answer these questions. Here. About food. What is her rule about food? She can eat anything for breakfast on Sundays. Sleep. What about sleep? She sleeps until 10 a.m. on Saturdays. What about her room? She will only tidy it late on Sundays. And homework. Between 7 o'clock on Friday evening and 9 o'clock on Sunday evening, no one is allowed to ask her about homework at other times. They can help her if they want. Okay. What about her sister? What about rules about her sister? Her sister Juliana is not allowed to use her computer, like my sister. And she isn't allowed to come into her room at all unless she brings chocolate. Okay? If she brings chocolate, you can enter. You can come into my room. School and teachers. After school finishes on Friday, Mom and Dad are not allowed to talk to her about school and teachers. She doesn't want to hear something about Mary teacher, Aisha teacher, or I don't know, every teacher. What about TV? If there is a football match on TV with her team, no one can watch any other program at all time. Probably she is obsessed with her
team. What about herself? She is not allowed to be boring about rules from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, not 8, okay? Allowed to be boring about rules. Not allowed to be, actually. Okay. Let's move on. Here, we have some words. We are going to put the words in the correct order to make sentences from Martha's rule. What do the sentences tell about how she feels about Homer, her sister, and football? These sentences are giving this information. Let's see. First one is, no one is allowed to ask me about Homer. She doesn't want to hear something about Homer at the weekends, okay? And second one, she isn't allowed to come into my room at all. She, who's she? Probably her sister isn't allowed. Third one, no one can watch any other program at that time. Which time? When her favorite team is playing on the TV, no one can watch the TV, watch any other programs on the TV. Now, find the phrases and sentences in Martha's rule that show she isn't 100% serious. Okay, she's not serious, of course. Some games on it. Let's look at it. I underlined them here. At other times, they can help me if they want. She said, no one talks about my homework, but at other times, if they want, they can help me. It's like a game. And that includes here. I can eat anything I want, anything at all, everything I can eat. And that includes ice cream. I can eat ice cream if I want. Well, only if she brings chocolate. Remember, she doesn't want her sister in her room, her own room. So if she brings a chocolate, her sister brings a chocolate, she can in. And here, I'm not allowed to be boring about rules from 1 to 7. Martha, the boss. You know, in a traditional Turkish family, our boss is father generally. Here, Martha says herself, I am the boss. You are going to do this. Okay? And now is the last one of our lesson. And the unit. Choose one of the sets of rules to write about. Make notes about what you want to include in the rules. You don't have to be serious, but don't be unkind. Buraya biraz Türkçe girelim arkadaşlar. Burada bir şey seçeceksiniz ve onunla ilgili kural oluşturacaksınız. Diyor ki, kurallarınızı oluştururken ciddi olmak zorunda değilsiniz ama nezaketsiz olmayın diyor. Kibar olun, nazik olun diyor, kind olun diyor. Kind olumsuz, unkind olmuş burada. A set of rules for your family for the weekend. Mesela Martha'nın yaptığı gibi hafta sonu için bir rule oluşturabilirsin. A set of rules for your family for the school holiday. Okul tatili zamanında ailen için hani kurallar oluşturabilirsin. Gibi diğerlerini inceleyip içinden bir tanesini seçip yazmanızı istiyor arkadaşlar. Martha'nınkini örnek alabilirsiniz. 150-180 kelime arasında diyor. Ben de 150 kelimelik yazı istiyorum. Word dosyasına yazıp mailime göndermenizi istiyorum. Bugünlük bu kadar yeterli. Arkadaşlar artık ünitemizi bitirdik ve exam kısımlarına gireceğiz. Ama ondan önce exam kısımlarını en sona bırakacağım. Workbook'umuzdaki bütün aktiviteleri yapmanızı istiyorum. Workbook'umuzla devam edeceğim bundan sonra. En son exam kısımlarını yapacağız. Her iki kitapta da, Students Book'ta da, Workbook'ta da ve dönemi artık kapatmış olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.